Allah-u Teala yeti kerimede şöyle buyurmuştur. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. O su sırtla göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah başlangıçta bu şekilde yarattığı insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. Sırt erkeğin sırtını, göğüs kafesi ise kadının göğüs kafesini, göğsünü veya göğüs kafesini temsil eder. Ayet-i kerime bizlere insanın oluşumunun atılmış bir su damlasından gerçekleştiğini haber verir. Atılmış bir sudan maksat kadından ve erkekten çıkan sudur ve bu suların birleşmesinden bebek meydana gelir. Erkeğin sırtından gelen meni ve kadının göğsünden gelen diğer su birleşir ve yumurtalara ulaşır. Burada cenin oluşmaya başlar. Ancak burada bir soru meydana gelir. Modern tıp, erkeğin menisinin cinsel organının hemen bitişiğinde bulunan yumurtalıklarda oluştuğunu, kadının yumurtalarının ise rahimde oluştuğunu söylemektedir. Yani modern tıbba göre sırt veya göğüste oluşmuyorlar. Peki nasıl oluyor da Kur'an-ı Kerim, meninin ve suyun sırt ve göğüs kafesinden geldiğini söylüyor? Kur'an ayetlerinde geçen sırt ve göğüs kafesi, bu suların oralardan geldiğini kastetmez. Kastedilen mana, erkeğin ve kadının yumurtalıklarının oluşumuna baktığımızda garip bir şey görürüz. Cenin anne karnında gelişimine devam ederken, erkek bebeklerde yumurtalıkların omuriliğe yakın bir noktada oluşma başladığını, kız çocuklarda ise yumurtalıkların göğüs kafesine yakın bir yerde oluşuma başladığını görüyoruz. Yani erkeğin ve kadının yumurtalıkları gerçekten de sırt ve göğüs kafesi hizasında oluşmaya başlar ve atılan sularda ilk olarak buralarda oluşmuş olur. Gebeliğin 7. ayına kadar erkek bebeğin yumurtalıkları aşama aşama aşağıya doğru iner ve asli yerine gelir. Kız bebeğin yumurtalıkları ise bu dönemlerde asli yeri olan rahmin altına kadar iner, daha aşağı inmez. Kur'an'ın ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın bizlere getirdiği sözün doğruluğu modern bilim tarafından da ikrar edilmiş olur. Modern bilim bu bilgiyi Allah'ın kitabından, nazil oluşundan ancak 13 yüzyıl sonra keşfedebilmişti. Bir ek bilgi olarak kadının ve erkeğin yumurtalıklarının kan yoluyla beslenmesi ise hala ilk yaratılmaya başladığı günkü gibi sırt ve göğüs kafesi üzerinden gelen damarlar ve sinirler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Böylece aslen gelen su kadının ve erkeğin yumurtalıklarından gibi görünse de aslında bu organlar sırt ve göğüs kafesi bölgelerinden gelen damarlar, lenfler ve sinirlerle beslenmektedir. Peki kim ayet-i kerimede geçtiği gibi suyun erkek ve kadının sırt ve göğüs kafesinden geldiğini inkar edebilir ki? Erkeğin spermleri ve kadının yumurtaları sırt ve göğüs kafesinden gelen damarlar ve sinirlerle beslenerek oluşmaktadır. Böylece ilk oluşum yeri sırt ve göğüs kafesi bölgesi olmuştur. Yüce Allah doğrusunu söylemiştir. O ki modern bilimin keşfinden 1300 sene önce erkek ve kadından atılan suyun sırt ve göğüs kafesinden olduğunu tayin edip bildirmiştir. Peki bir diğer soru olarak kadının kocasının menisini yutması caiz midir? Bazı ilim ehli kadının kocasının menisini yutmasının selim bir fıtrata aykırı bir olay olduğunu söylerken, diğer bir kısımsa meninin tükürük gibi temiz olduğunu söyler. Fakat meninin yutulmasını hiçbiri hoş görmez. Caiz değildir derler. Meninin yutulmasını pis olduğundan dolayı caiz görmeyenler Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesini delil olarak gösterirler. O size temiz olanları helal, pis olan şeyleri de haram kıldı. Allah'ım bizlere faydalanabileceğimiz ilmi öğreti öğrendiğimiz ilimden faydalandır, ilmimizi artır. Sevdiğin ve razı olduğun işlerde bizleri başarılı kıl. Bizlere senin zikrin, şükrün ve en güzel şekilde ibadetin için yardım et. Senden rızanı ve cennetini istiyor, gazabından ve cehennem azabından sana sığınıyoruz. Rabbimiz bizleri tevhidine ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sabit kıl. Rabbimiz bizleri dünyada ve ahirette sözlerin en doğrusu olan dosdoğru söz üzere sabit kıl. Amellerimizi salih ameller kıl. Niyetlerimizi halis niyetler kıl. Bizleri evvelinde sorguya çekilmeksizin ve azap görmeksizin cennetin en üst mertebesi olan Firdevs cennetiyle nimetlendir.